Merhaba web tekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte LG Nexus 5X'i inceleyeceğiz. Ayrıca Android N'ye de bir ön bakış yapacağız. Android sürümü olarak zaten çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Google destekli telefon zaten Google'ın ürettiği bir telefon. Nexus serisi hepinizin bildiği gibi. Bu sebeptendir ki Google'ın çıkardığı Android bütün güncellemeleri bu telefon ilk önce alacak arkadaşlar. Şu an üzerinde ilk geldiği zaman Marshmallow vardı ancak geçtiğimiz günlerde Android'in yeni bir sürümü yani N sürümü duyuruldu. Bu sürüm geliştiriciler için kullanılabilir hale geldi. Biz de bu telefonu direkt yükledik. Dilerseniz Android N'de neler yeni, neler değişmiş bunlara şimdi hep beraber bakalım. Evet, dediğimiz gibi Nexus 5X Android'in en yeni sürümlerini ilk alacak telefon. Bu telefonda da Android'in en yeni sürümü yani şimdilik tam adı belli olmayan N sürümü var. Muhtemelen Nutella olacak. Bunun için bir oylama yapacaklarmış. Nutella seçilecek gibi geliyor bana. Biz neyi kurduk bu telefona geliştirici sürümünü ve şimdi neler değişmiş ona hızlıca bakacağız. En önemli gelişmelerden bir tanesi çoklu pencere. Ben arka tarafta fotoğrafları açtım ve YouTube uygulamasını çalıştırdım. Şimdi açık olan uygulamalara tıklıyoruz arkadaşlar. Ayarları şöyle bir kenara atalım. Fotoğraflar üstüne basılı tutuyoruz ve şöyle bu tepede dursun. Alt tarafta da şöyle YouTube havasını tutalım. Ve alt tarafa bu geldi. Şu ortada bir tane çubuk var görebildiğiniz gibi. Buradan bunun boyutunu ayarlayabiliyoruz. Şöyle tam ortada olsun. Mesela ben alt tarafta bir adet web tekno videosu izleyeceğim diyelim. Üst taraftan da şöyle fotoğraflara göz gezdireceğim. Oynamaya devam etsin. Evet, bunu durdurdu garip şekilde. Muhtemelen şu an hala geliştirici sürümünde olduğu için böyle bir arıza çıkartılıyor. Üst taraftaki fotoğrafa da bu arada yaklaşamıyormuşuz. Bunu öğrenmiş olduk. Dediğim gibi bu daha zaten geliştirici sürümü muhtemelen nihai sürümünde çok daha iyi ve kullanılabilir hale gelecektir. Hemen şöyle kapatalım. Çoklu pencere modu bu şekilde. Ana ekranımıza dönelim. Şimdi önceki sürümde şöyle iki defa indirmemiz lazımdı arkadaşlar. Şu işte Wi-Fi, Bluetooth, aç kapa gibi şeylere bunların yerini tamamen değiştirebiliyoruz. Artık şöyle bir kere indirdiğimiz zaman bu hızlı ayarlara erişebiliyoruz. Bence olması gereken buydu. N sürümünde akıl etmekte biraz geç kalınmış bir hareket. Tekrar bastığımız zaman tamamı iniyor aşağıya. Bu da N ile birlikte gelen yeniliklerden bir tanesi. Bunun yanında veri tasarruf modu diye bir şey var arkadaşlar. Bu da yeni eklenmiş. Şöyle veri kullanımına girelim. Gördüğünüz gibi veri tasarrufu diye bir seçenek var burada. Buna giriyoruz. Veri tasarrufumuz şu an için kapalı. Bunu açtığımız zaman şöyle bir açalım. Şimdi burada mesela buraya bir uygulama atıyoruz arkadaşlar. Arka planda kendi kendine bir şeyler indirmesin, güncelleme yapmasın, benim de hiç hücresel verimden yemesin gibi seçenekleri veri tasarrufu modundan ayarlayabiliyoruz. Acil durum modu diye bir şey var arkadaşlar. Hani Allah korusun bir kaza yaptınız diyelim ya da acil hani sağlık ekibine siz bilgilerinizi veremiyorsunuz. Sağlık ekibi alıyor buradan. Şöyle kullanıcıları giriyorsunuz. Burada acil durum bilgisi diye bir seçenek var arkadaşlar. Burada işte tam adınız, adresiniz, doğum tarihiniz, işte kan tipiniz neyse işte A pozitif, B negatif vesaire vesaire. Onlar işte alerjiniz var mı? Çeşitli ilaç kullanıyor musunuz? Gibi gibi buraya işte notlar ekleyebiliyorsunuz. Acil durum ekibinin hızlıca ulaşması gereken, o an doğru müdahale yapabilmesi için gereken bilgileri buraya girebiliyorsunuz. Tabii bunu bir hani ambulansta çalışan insanın da bilmesi lazım ki böyle bir bilgiye ulaşabilsin. Ne kadar faydalı olur orası biraz tartışmalı. Bunun yanında bence yine güzel özelliklerden birisi gelmiş arkadaşlar. Şu iki telefonu hızlıca yan yana koymak istiyorum. Mesela ben şimdi buradan bu Murat'ın telefonu bu arada deneme yazalım ve gönderdik. Şimdi üst tarafa geldi arkadaşlar. Bildirim WhatsApp'tan biri sana bir şey yazdı diyor. İlla ki WhatsApp'ı açmanıza gerek yok. Şurada cevapla diye bir seçenek var. Buradan hızlıca hiç WhatsApp'ı açmadan yazabiliyoruz. Gönderdik ve gördüğünüz gibi bu telefonda WhatsApp'ta hiçbir işimiz olmadan buraya selam yazısı geldi. Ancak deneme mavi tik oldu. Hani görüldü görülmedi muhabbeti tabii ki de yok. Direkt görüldü olarak çıkıyor karşımıza. Android N ile gelen yenilikler bu şekilde arkadaşlar. Böyle en babaçlardan birkaç tanesini sizlere göstermek istedim. Zaten daha sonra belki de nihai sürümü çıktığı zaman detaylı bir incelemesini de yaparız. Kutu içeriğinden başlamak istiyorum arkadaşlar. Tabii kutu içeriği şu an için yanımda değil ancak zaten kutunun içeriğinden çok fazla bir şey çıkmıyor. Bir adet adaptör, bir adet de şarj kablosu çıkıyor arkadaşlar ya da veri aktarmanızı sağlayan bir kablo. Ancak ne kadar veri aktarabilirsiniz bu kabloyla orası biraz sıkıntılı. Çünkü bu kablonun iki tarafı da USB Type-C. Hızlıca tasarımına geçelim telefonun. Tasarımın ön yüzeyine baktığımız zaman aslında standart Nexus çizgilerini taşıyan bir tasarım görüyoruz arkadaşlar. Alt ve üst tarafta hoparlör bulunuyor. Üst taraftaki hoparlörün hemen yanında bir adet ön kamera bulunuyor. Selfie kamerası. Hoparlörün yine hemen alt tarafında ufak bir sensör bulunuyor arkadaşlar. Bu sensörü rahatlıkla görebiliyoruz çıplak gözle. Bunun yanında sağ tarafına baktığımız
zaman bir adet açma kapama düğmesi, yani power tuşu, bunun altında da ses açıp kısma tuşlarına yer verilmiş. Sol tarafa baktığımız zaman sim kart girişini görüyoruz. Bu sim kart girişi nano sim kart girişi arkadaşlar. Üst tarafta bir adet mikrofon, alt tarafına baktığımız zaman USB Type-C girişini görüyoruz. Bunun yanında yine karşı tarafa sesimizin gidebileceği bir adet mikrofon ve onun hemen yanında 3.5 mm'lik jack girişini görüyoruz. Telefonun arkasına gelelim arkadaşlar. Telefonun arkasına ilk baktığımız zaman dikkatimizi çeken şöyle hafif bir bombeli çıkıntı yapmış olan kamerası yer alıyor. Kameranın hemen altında parmak izi sensörü yer alıyor. Bence bunun konumlandırması yanlış arkadaşlar. Zaten internetteki genel kanıda bu yönde. Zira siz bu telefonu masanın üzerine koyduğunuz zaman tuş kilidini, parmak izinizi açmak için illa masadan kaldırmanız lazım. Bu bence bir tasarım hatasıdır. Kullanım açısından bir tık zorluk yaratabilir sizlere. Kameranın hemen alt tarafında Nexus yazısını görüyoruz. Bunun altında da telefonu LG ürettiği için LG'nin logosunu görüyoruz. Kameranın hemen yanında bir adet çift ton LED flash bulunuyor arkadaşlar. Onun yanında da lazer autofocus bulunuyor. Bu sayede de fotoğrafları çok daha hızlı bir şekilde netleyebiliyorsunuz. 5.2 inçlik Full HD IPS ekranı bulunan 5X'in %70'lik bir ekran gövde oranı bulunuyor arkadaşlar. Bence gayet iyi bir rakam. Ayrıca telefonun da tek elle kullanımının oldukça rahat olduğunu söylemeliyim. Telefon 136 gram ağırlığında arkadaşlar, 14.7 cm uzunluğu bulunuyor, 7.2 cm bir genişliği bulunuyor. Ayrıca da 7.9 mm, hani ne çok kalın ne çok ince, tam ortası, orta ayar bir kalınlığa sahip telefon. Telefonda herhangi bir fiziksel alt tarafta işte geri düğmesi, home düğmesi ya da açık olan uygulamaları görme gibi düğme bulunmuyor. Bunların hepsi ekranın içinde yer alıyor. O yüzden alt tarafta inceltilebilmiş. Nexus 5X'de plastik malzeme kullanılmış arkadaşlar. Ayrıca ekranda Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Telefon 3 farklı renk seçeneğiyle geliyor. Buz mavisi, siyah ve beyaz olmak üzere. Bunun yanında 32 GB ve 16 GB'lık depolama seçenekleri bulunuyor. Ancak bu 16 GB ve 32 GB'ı maalesef arttıramıyoruz. Telefon aldığınız gibi kalıyor çünkü herhangi bir SD kart girişi yok. Ayrıca şunu da belirtelim. Arka kapağı açamıyoruz. Yani pilini kendimiz değiştiremiyoruz. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi dilerseniz telefonun biraz donanım özelliklerinden de bahsedelim. Snapdragon 808 ile birlikte geliyor Nexus 5X. Grafik işlem birimi olarak da Adreno 418'i kullanan Nexus 5X'in 2 GB'lık bir RAM'i bulunuyor. Ya bu devirde 2 GB'lık RAM mi kaldı diye düşünebilirsiniz. Ancak bu telefonun zaten en büyük özelliklerinden birisi saf Android deneyimi sunduğu için bu 2 GB'lık RAM oldukça yetiyor. Telefonun işletim sistemi telefonu yormuyor. 2 GB'lık RAM'de siz oyununuzu da oynayabiliyorsunuz. İşlemlerinizi de rahat rahat yapabiliyorsunuz. Şimdi dilerseniz bu telefonun bir de oyun performansına bakalım. Evet millet, şimdi Nexus 5X ile bir oyun testi de yapalım. Mortal Kombat X'i kurduk. Klasik olarak bizim oyun testlerinde genelde kullandığımız oyun. Başlamadan önce hemen sıcaklığımıza bakıyoruz. 31.8 gösteriyor şu an. Şöyle bir dolaştıralım. Evet, 31.8 baz alabiliriz. Hemen pilimize de bakmak istiyorum. %38 bir pilimiz varmış. Ve şimdi hızlıca Mortal Kombat'a girelim. Oyunumuzdan çıkalım. Hızlıca öncelikle şarjımıza bakalım ne kadar kalmış. %29 kalmış arkadaşlar. 15 dakika boyunca Mortal Kombat oynadıktan sonra telefon ne kadar ısınmış? 43.1 dereceye ulaşan kısımları var. Hakikaten elle tutulduğu zaman da sıcaklık çok net hissediliyor. Bu metal kasa olmadığı için de muhtemelen soğuması bir tık daha geç olacaktır arkadaşlar. Yani ortalama 12 derecelik bir ısı artışı olmuş. Pilimiz de toplamda 9. Yani %9 oranında düşmüş arkadaşlar. Pil olarak bence kötü değil. İyi bir rakam diyebiliriz. Yani %16 makbuldür. Sıcaklık olarak da telefon biraz ısınıyor. Zaten bunu derecelerle göstermiş olduk. 31 dereceden 43 dereceye yükseldi. 12 derecelik bir yükseliş var ki telefonu hani elde oynamadık böyle. Bir de elin ısısı da yansımadı. Ancak şunu da belirteyim arkadaşlar. Oynadığım 15 dakika boyunca herhangi bir takılma, anlık, lag vesaire gibi hiçbir şeyle karşılaşmadım. Oyun gerçekten yağ gibi aktı. O konuda da hiçbir sıkıntı çıkarmadı bizlere Nexus 5X. Telefonun oyun performansı da bu şekilde. Şimdi kamerasından da bahsetmenin zamanı geldi. Telefonun 12 megapiksellik arka kamerası, 5 megapiksellikte ön kamerası bulunuyor. Bana kalırsa LG Nexus 5X kamera olarak sınıfı geçiyor. 4K çekim yapabiliyorsunuz arkadaşlar bu kamerayla. Hem de saniyede 30 kare gayet yeterli bir rakam. Bunun yanında siz ağır çekim videolar çekmeyi seviyorsanız 720p'de 120 karelik videolar çekebiliyorsunuz.
Ancak kullanıcıların çok kızdığı bir nokta var arkadaşlar. Otomatik görüntü sabitleyicisi bu telefona yerleştirilmemiş ve bunu fotoğraflarda bazen hissedebiliyorsunuz. Eliniz çok hafif titrediğinde çektiğiniz nesne titrek olabiliyor arkadaşlar. Bu otomatik sabitleyicinin olmamasından kaynaklanan bir problem. Zaten Nexus 5X'in kamerasıyla ilgili en çok eleştirilen noktalardan bir tanesi de bu. Kamerayı tuş kilidi aktifken, telefonunuz yani şu şekildeyken iki kere power tuşuna basarak hızlıca açabiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi şu an direkt kamerayı açtı. Böyle bir kısa yol eklenmiş. Ana kameramızın diyafram değeri f2.0 arkadaşlar. Bu da düşük ışıklı ortamlarda daha güzel, daha aydınlık fotoğraf çekmenizi sağlıyor. Bana kalırsa düşük ışıkta da kötü işler başarmıyor Nexus 5X. Kameranın hemen yanında bulunan lazer otofokus sayesinde çok hızlı netleyebiliyoruz. Hani anı kaçırmamak adına yapılmış. Ancak tabii otomatik görüntü sabitleyicisi olmayınca anı yakalamak bir tık daha zorlaşıyor. Dilerseniz gelin biz Nexus 5X'in kamerasıyla neler çekmişiz onlara bakalım. Şimdi bir de benchmark sonuçlarına göz atalım. Geldik 5X'in piline. Pille ilgili söyleyebileceğiniz şeyler yine telefonun eleştirilen bir diğer noktası arkadaşlar. 2700 mAh'lik bir batarya ile geliyor. Yoğun kullanımda 2700 mAh'lik batarya günü kurtarıyor. Ancak insanların Nexus 5X'ten beklediği daha büyük bir batarya performansıydı. Hani ikinci günün yarısına kadar kurtarması bekleniyordu aslında. Ancak bu telefon için bunu söylemeyeceğiz. Siz yoğun hani oyun oynuyorsanız devamlı, internette sürekli geziniyorsanız, sosyal ağlarda dolaşıyorsanız birinci günün sonunda mecburen şarja takmanız lazım. Şunu da belirtelim. Telefonun hızlı şarj özelliği var. Ortalama 60-70 dakika civarında sizin telefonunuzu %0'dan %100'e kadar ulaştırabiliyor. İyi bir rakam bu aslında. Ancak şarj kablosunun şöyle bir sıkıntısı var. Videonun başında da söylediğim gibi iki tarafı da USB Type-C. Yani siz eğer telefonunuzdan bilgisayarınıza veri aktarmak istiyorsanız bir adet çevirici almanız lazım. Hani USB Type-C çok fazla yaygınlaşmadı. Bazı MacBook Pro'larda, hani yeni çıkanlarda direkt USB Type-C girişi var. Ancak hani bir Windows kullanıcısıysanız illaki o çeviriciyi almanız lazım. Ya da arkadaşınıza gittiniz şarja takacaksınız. O kablo yoksa yanınızda telefonu şarja takmanız tabii ki de imkansızlaşıyor. O yüzden bu telefonu almayı düşünüyorsanız direkt yanında bir tane de çevirici sipariş vermenizi tavsiye ederim. Telefonla ilgili artık son sözlerimize gelebiliriz. Bu telefonun şu an için ülkemizde satışı bulunmuyor arkadaşlar. Eğer siz bu telefonu almak istiyorsanız yurt dışından ya çıktığınız zaman ya da işte oradan gelen bir tanıdığınız varsa getirtmeniz lazım. Türkiye'de de bazı sitelerde bulabiliyorsunuz. Ufak bir Google'lamayla bulabilirsiniz. Ya da işte böyle büyük mağazalarda değil de mahalle arasında ya da böyle hani çarşıda pazarda olan telefoncularda belki bulma şansınız var. Türkiye'de benim bulabildiğim 16 GB'lik için uygun rakam 1250 lira civarında görebildiğim pasaport kayıtlı olduğu yazıyordu. Tabii gidip konuşmak lazım. Bunun yanında eğer yurt dışından da alacaksanız 16 GB'lik model için 1000 lira civarında bir para ödemeniz lazım. Tabii bunun içinde pasaport kaydı yok. Bunu bir de ekstra pasaport kaydı yaptırmanız lazım. Ancak bence alıyorsanız 16 GB'lik bir süre sonra size yetmeyebilir. Hani biraz daha fazla para ödeyerek 32 GB'lik modeli almanız fayda var. Eğer siz en saf haliyle Android'i kullanmak istiyorsanız ilk güncellemeler bana gelsin ve telefonun tamamen Google destekli olsun, sağlam bir telefon olsun diyorsanız, kamerası da bir tık iyi olsun, hani gün içinde çeşitli fotoğraflar çekiyorum, hani beni kurtarsın yeter diyorsanız Nexus 5X'i tercihleriniz arasına sokabilirsiniz arkadaşlar. Bence fiyatı da hani çok çok pahalı değil. Alınabilir civarlarda ve tamamen Google destekli bir telefon. O yüzden dediğim gibi böyle bir telefon arıyorsanız tercihleriniz arasında olabilir. Videomuzun sonuna gelmiş olduk. Böylece kafanıza takılan şeyleri her zaman olduğu gibi yorum olarak atabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın diyorum. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Havai fişeklerle coşku verdiğimiz Leader P10 videosuna ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.